Sıcaklık inşaat işçileri, tarım işçileri ve dışarıda çalışan herkes için acımasız. Ancak sıcakta çalışmamak Hindistanlı inşaat işçisi Kushil Alman Dal gibiler için bir seçenek değil. Çok sıcak olsa da çalışmak zorundayız. Çalışmazsak yemeğimiz olmaz. Bizim gibi gündelik işçiler sıcağa rağmen çalışıyor. Bu havalarda sıcak çarpması ve hatta ölüm dışarıda çalışan insanlar için gerçek bir risk oluşturuyor. Birçok iş yeri erken kapanıyor. Bu da ücret kaybı anlamına geliyor. Dünya genelinde sıcaklık nedeniyle saat başı ücret kayıpları artıyor. Bir Birleşmiş Milletler raporuna göre ücret kayıpları 2030'da 80 milyon tam zamanlı işe eşdeğer olacak. These bu etkiler küresel, kesin ve kalıcı. San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden ekonomist Tevrat Garg, sıcaklar nedeniyle işi paydos etmenin daha büyük etkileri olduğunu söylüyor. Bu işçilerin kendini tembel hissetmesi ya da hava sıcak olduğu için çalışmak istemiyorum gibi bir durum değil. Sıcaklık işçilerin işlerini yapabilme yeteneklerine zorunlu kısıtlamalar getiriyor. Dünya Bankası ekonomisti Patrick Behrer, sıcaktan etkilenenlerin sadece dışarıda çalışanlar olmadığını söylüyor. İmalatı içeride oluşan bir şey olarak düşünüyoruz ama içeride olması sıcaktan korunmak anlamına gelmiyor, klima anlamına gelmiyor. Behrer kendilerini zorla basalar bile sıcakların işçileri etkilediğini söylüyor. Odaklanmak daha zor, daha kolay yoruluyorsunuz ve tüm bunlar üretkenliğin azalmasına yol açıyor. Yaptıklarınıza daha fazla dikkat etmediğiniz ya da daha yorgun olduğunuz için kendinize zarar verme olasılığınız artıyor. Uzmanlar toplumun daha yüksek sıcaklıklara uyum sağlayacağını söylüyor. Klima büyük fark yaratıyor. Ancak GERK, şirketlerin iklime uyum için yapacakları harcama yüzünden daha fazla işçi istihdam etmeye paraları kalmayacağını söylüyor. Ertik. Uyum bedava değil, pahalı, masraflı. Genelde görüyoruz ki ne kadar fakirseniz iş o kadar pahalı. Gerk sıcaklar arttıkça ülkelerin yoksul insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için sosyal güvenlik ağ programlarına ihtiyaç duyacağını söylüyor. İklim yatırımlarını düşündüğümüzde kıyı şeritlerini ve yeşil enerjiyi düşünüyoruz. Bunların hepsi oldukça önemli ancak sosyal koruma programlarının ve güvenlik ağlarının düşük ve orta gelirli nüfus için çok büyük bir rol oynayacağını hatırlatmak da önemli. Uzmanlar sıcaklarla birlikte eşitsizliğin de arttığını belirtiyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington.